Selamlar sevgiler değerli dostum. Dersime hoş geldin. Merhabalar. Ben Onur Hocan. Bugün seninle beraber yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz edebiyatında mihenk taşı olan şiir. Ve karşımıza bu konuyla ilgili sınavlarda çok fazla soru gelebilecek bir konu olduğunu biliyoruz. Hazırsan hızlı bir şekilde konumuza başlayalım hocam. Peki, şiir nedir? Nasıl bir edebi türdür? Hocam şiir bir kere edebiyatın merkezidir değil mi? Duygu düşüncelerin normal bir yoldan değil, daha zengin söz sanatlarıyla, imgelerle, nedir imge işte, dışarıdaki dış dünyanın zihnimizdeki özel tasarımı diyoruz aslında değil mi? Sözlerle ve seslerin de uyumlu olacak bir biçimde, insanlardaki estetik duygusunu, güzellik duygusunu ortaya çıkacak bir biçimde oluşturulan edebi türe biz şiir diyoruz değerli dostum. Şiir aynı zamanda çok kadim, çok eski de bir sanat. Tabii şiir metin türleri içerisinde duyguları, coşku ve heyecana bağlı dile getiren metinler içerisinde değerlendirilir. Hemen hemen en eski türlerden bir tanesidir. Yazının kullanılmadığı dönemlerde bile toplumların biz şiir söylediğini biliyoruz. O yüzden de gerçekten toplumlar ve insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Peki, o yüzden farklı şekillerde olduğu için, çok uzun zamandır beri insan hayatında olduğu için farklı farklı tanımlar söylenebiliyor. Farklı sanatçılarımız dünya edebiyatından, Türk edebiyatından şiirle ilgili farklı tanımlar yapmışlar. Mesela Ahmet Haşim, şiir sıradan bir dil değildir, şiir düz yazıya çevrilmeyen dildir diye anlatmış mesela değil mi? Demek ki düz yazıdan çok farklı bir şeymiş bu şiir. Yine Fransız şair Baudelaire'e baktığımızda şiirin ilkesi insanın üstün bir güzelliği özlemesidir diyor. Bu ilke bir coşkunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. Bu coşkunluk aklın yoğurduğu hakikatin dışındadır diyor. Bak akılla algılanamayacak bir şeymiş demek ki tek başına. Bizdeki yine önemli şairlerimizden bir tanesi Necip Fazıl ise bizce şiir mutlak hakikati arama işidir demiş mesela. Hakikatle bağlantı kurmuş. Nazım Hikmet'e baktığımızda şiir nesirden bambaşka bir kimliktedir diyor. Musikiden başka türlü bir musikidir diyor. Yani onu çok başka özel bir yere koymuş kendisi. Evet gördüğünüz üzere şiirlerle ilgili böyle farklı farklı tanımlar yapılmış. Bu noktada şiirde tabi olmazsa olmaz diyebileceğimiz önemli özellikler, kritik özellikler vardır. Bunlardan bir tanesi sestir ve anlamı etkileyen de bir özelliktir. Sesle anlamın beraber gidiyor olması lazım uygun, başarılı bir şiir yazılabilmesi için. Burada kafiye, redif, ölçü ve seslerin, kelimelerin düzenli tekrarı tabii ki şiirdeki ahengi değil mi? Müziği sağlıyor bu anlamda. O yüzden bu gibi ritimsel unsurlar şiiri ne yapıyor? Müziğe yaklaştırıyor. Hatta bizim bir şairlerimizden bir tanesi, daha demin de tanımını yaptık. Ahmet Haşim, şiir sözden ziyade müziğe yakındır, musikiye yakındır diyor. Dolayısıyla bu tarz önemli ahenk unsurları bizim için çok 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 önemli diyoruz şiir konusunda. Yine şiirin şekil özelliklerinin nazım birimi, kullanılan hece ölçüsü, maruz ölçümü yani vezin, kafiye, redif ve ses sektörleri gibi unsurlar da ne yapıyor? Nazım biçimini genel olarak belirliyor değerli dostum. Bunun dışında anlamına dair şeyler var. Mecazlar, edebi sanatlar, semboller, imajlar, hayal dünyaları şiirin değil mi? Anlam katmanlarını planlıyor, belirliyor. Bu ikisinin de yani ahenk unsurlarının da anlamların bir araya uyumlu bir biçimde gelmesiyle ortaya zaten başarılı bir şiir çıkıyor. Bu noktada tabii ki hani edebiyat eleştirmeleri de şiirin tek başına anlamının güzel olduğuna yetmeyeceğini, yine şiirin tek başına biçimsel güzelliğe ait olduğuna yetmeyeceğini söylüyor. Bunun bir dengeli olması lazım o zaman değil mi? Başarılı şiir için yani hem anlamsal özellikleri, sanatsal özellikleri ön planda olacak, iyi olacak. Hem de ritimsel ahenk unsurları, biçim unsurları yine dengeli bir biçimde tasarlanmış olacak. Şimdi bir de şiirin tabii anlatıldığı duygu düşünce var değil mi değerli dostum? Şiirde biz hakim olan duygu düşünceye ne diyoruz? Genel itibariyle tema adını veriyoruz. Tema şiirin konusu ve planı içerisinde bir şekil buluyor değil mi? Konunun aktarımı esnasında. Bu şekli tamamlayan şey ise işte daha demin de söylemiş olduğumuz şey biçim, üslup yani şairin anlatım tarzı olacaktır.
Nazım kavramını bu noktada biliyor olmalıyız. Nazım dediğimiz şey, duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılmaz. Yani şiir dediğimiz şey aslında baktığımızda. Şiir geleneği bu anlamda önemli. Bir şiirdeki sanat anlayışının temel özelliklerini kabul edilip, benimsenip gelecek kuşaklara aktarılması ve sanat anlayışının gelenekselleşmesi olarak söyleyebiliriz aslında. Bu noktada tabii ki şairler kendilerinden önceki yazılan şiir geleneklerinden etkilenip kendi şiirlerini biraz da buna göre oluşturuyorlar. Türk şiirinin tarihi ise, geleneksel şiir yapısı ise ta İslamiyet öncesine kadar değil mi? Uzanıyor, İslamiyet öncesi sözlü kültüre kadar uzanıyor. Yazı kullanılmadan önce bile biz şiir kullanıyoruz aslında. Diğer uluslarda olduğu gibi ilk olarak dini törenlerde ortaya koymuş, sonrasında ise din dışı konularda da gelişimine devam etmiş diyoruz. Sözlü olarak dediğim gibi Asya'da, Orta Asya'da başlamış. Türk şiirinde yır sözcüğüne önce Orhun yazıtlarında, daha sonra da Divan Lügat Türk'te rastlanmıştır. Bu noktada. İslamiyet'in kabulüyle beraber tabii ki şiirimizin özellikleri değişmiş. Aruz ve hece vezni ile divan şiiri de varlığını uzun yıllar sürdürmüş. Öncesinde biz sadece hece ile yazıyorduk. Bununla beraber aruz da kullanmaya başlıyoruz. Yine bu dönemde Türkçenin konuşulduğu coğrafyalarda İslamiyet öncesi gelenek de bir taraftan devam etmiş. Hece ölçüsüyle ve halka hitap eden şiir varlığını sürdürmüş. İslamiyet'le beraber ise tasavvufi düşünce şiiri etkilemiş. Şiirde bir takım İslami terimler, kavramlar ön plana çıkmış. Tabii ki bu anlamda şiir dili de değişmiş. Önceden daha üst Türkçe kelimeler kullanıyorken İslami etkiyle beraber Arapça, Farsça sözcüklerde kullanılmaya başlamış. Daha sonrasında ise Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı ile beraber Tanzimat dönemiyle başlatıyoruz. Divan şiirinin yerine tabii ki, değil mi, daha Batı'yı örnek aldığımız daha modernist bir yaklaşıma yerini bırakıyor. Bu dönemde hem şiirin içeriğinde hem de pek çok meselesinde önemli değişimler meydana gelmiş Tanzimat döneminde. Sonrasında ise Servet Fünun'a geliyoruz. Daha önce şiirde değişmeye başlayan içerik özellikleri, biçim ve estetik de ekleniyor. Tam anlamıyla batılı bir şiir sureti kazanıyor. Estetik kaygılarla şiir oluşturuluyor. Servet Fünun'da daha çok sanat için sanat görüşüyle hareket edilmiş. Şiir birazcık daha bireye hitap etmiş. Çok toplumsal yazılamamış. Daha sonrasında ise milli edebiyatı başlatıyoruz. Bu dönemde tabii ki hem sadelik, hem yerlileşme, millileşme arayışı, hem de dönemin bir savaşa, bizim için çok önemli bir savaşa denk geliyor olması şiirde önemli değişikliklere yol açmış. Daha çok yerli ve milli konulara yönelmişiz. Ve bu eğilim Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam etmiş. 1940'larda ise şiirin dili artık özellikle konuşma dili haline gelmiş, yaklaşmış. Garip akımının bunda çok büyük bir etkisinin olduğunu biliyoruz değerli dostum. Konu olarak daha çok sıradan yaşamı aktarıyorlar. 50'lerin sonlarına doğru ise şiirde konuşma dili bu sefer birazcık daha hayalli, sanatlı, imgeli bir dile yerini bırakıyor. 60'lardan günümüze kadar ise hem tarih içerisinde kazanan değerler hem de yenilikçi arayışlar gibi çok farklı şiir görüşüyle beraber şiir günümüze kadar oluşturulmaya devam edilmiş bu noktada. Evet, bu dersimizin sonuna geldik değerli dostum. Şiir konusuna güzel bir başlangıç yapmış olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.